Herkese merhabalar, ben Murat. Amazon'da iyi bir liste oluşturmak, istisnasız mükemmel bir şekilde yapmamız gereken kısımlardan birisidir. Bu videoda sizlere A'dan Z'ye adım adım bir listeyi nasıl oluşturmanız gerektiğini, her detayını, varyasyonlu liste oluşturmayı ilk önce taslak olarak, daha sonra da uygulama olarak sizlerle beraber liste oluşturarak göstereceğim arkadaşlar. Paralı bir eğitimden alamayacağınız bilgiler bu videoda mevcut olacak. O yüzden çok dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi bir listeyi nasıl yapacağınızı bu videoyu izledikten sonra öğreneceksiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçebiliriz. Ekranımızı yansıttık ve Amazon'da sıfırdan ürün listelemeyi sizlere tüm detaylarıyla adım adım göstermeye başlayalım arkadaşlar. Ürünümüz Baby Sleep Bag. Bu ürünü nasıl bulduk? Bildiğiniz gibi bir ürün araştırma serimiz var arkadaşlar. O ürün araştırma serisinde Amazon İngiltere'de bulmuştuk bu ürünü. Ürün araştırma konusunda problemler yaşıyorsanız bu seriyi mutlaka izlemeniz gerek. Kartlara ekleriz arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Burada bulduğumuz ürün Baby Sleep Bag'ti ve bu ürün üzerinden sizlere nasıl sıfırdan liste oluşturulacağını göstereceğim arkadaşlar. Liste oluşturma temel olarak 4 kısımdan oluşmaktadır. Başlık, fotoğraflar, bullet point ve description arkadaşlar. Bunları ilk önce size bir taslak olarak göstereceğim. Ne olduğunu anlatacağım. Ardından da uygulamalı olarak beraber yapacağız. Bunu yaptıktan sonra Amazon formatlarına uygun çok iyi bir liste oluşturacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bu bir alternatif değil. Bunu yapmazsanız geri dönüşüm oranınız düşük olur. Geri dönüşüm oranınız düşük olursa da müşteriler ürününüzü satın almaz ya da alan kişi sayısı azalır. O yüzden bunu mükemmel bir şekilde yapmak zorundasınız. Sizlere nasıl mükemmel bir liste oluşturulacağını hadi gelin adım adım göstereyim. Şimdi ben bu ilk önce buradan bir ürün seçeyim. Bu ürünü seçtim örneğin. Mikafen markasının Baby Sleep Bag'ini seçtim. Ve de arkadaşlar benim liste karşıma çıktı. Şimdi burada şu gördüğünüz kısım, burası başlık, title deniyor buraya. Buradaki soldaki kısım fotoğraflar. Burada totalde 7 tane fotoğraf var. Burada 6 fotoğraf, 1 video var. Tıkladıktan sonra fotoğrafı ise burada normalde diğer fotoğraflar görünebiliyor. Yani burada 7 tane fotoğraf görünüyor normalde tıkladıktan sonra. 8.'yi de buraya eklerseniz müşteriler tıkladıktan sonra görebilir. Diyorum ve alt tarafa iniyorum. Bullet point dediğimiz kısım tam olarak burası. Buraya paragraf paragraf ürünümüzü anlatan özellikleri yazacağız. Alt tarafta description kısım var. Fakat bu ürünü büyük ihtimalle A+ content olduğu için from the brand, yani bu resimli kısımlar geliyor. Fakat biz bunu yapmayacağız. Biz bunu yazılı bir şekilde yapacağız. Ve de artık bunları uygulamaya geçireceğimizde nasıl yapacağımızdan bahsedeyim. İlk önce bizim liste oluşturabilmemiz için arkadaşlar başlığımızın olması lazım. Yani başlık olmadan ne fotoğraf, ne bullet point, ne de description yazamayız. Peki bu başlığı nasıl oluşturacağız? Gelin size bunlardan bahsedeyim. Normalde bu çok detaylı konu. Birçok tercih edilecek yöntem var. Fakat benim tercih ettiğim yöntem şu arkadaşlar. Geliyorum bu pazarda. Benim ana kelimem de ilk önce şundan da tabii emin olacağım. Yazdığım kelime ana kelime olacak. Ürünün short tail keyword dediğimiz en net bir şekilde arama hacmi en yüksek olan kelimelerden birisi Baby Sleep Bag. Bunu yazdık. Bunu yazdıktan sonra bakacağım ki satışı en fazla olan buradaki ürün hangisi? Buna niye bakıyorum? Çünkü burada ben endekslendiği kelime sayısı en fazla olan ürüne bakacağım arkadaşlar. Bir ürün ne kadar çok sattıysa, ne kadar uzun zamandır satış yapıyorsa endekslendiği, yani farklı kelimelerden arandığında da görüldüğü kelimeleri yakalamaya çalışıyorum burada. Ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyidir, o kadar çok datası vardır. Ve bu da daha çok genellikle tabii ki en çok satan ürünlerde oluyor. Burada bir yasarı 46 ve 133 olan iki tane ürün var. Bu ürünlere bakayım. Burada bir 246 olan ürünler var. BSR dedim. Burası satış. Bu BSR ne kadar düşükse satış o kadar yüksek olur. Diğerlerine inmiyorum. Diğerleri binlerde zaten. Burada bir 269 var ama bunlara bakmaya pek gerek yok. 1959 satışı var. Mikafen zaten bu. Burada da 3155 ürün satışı var. Burada da 1822 satış var. Şimdi ben %100 emin değilim. Tamam, Tommy Timpin'in çok daha yüksek olduğu gibi görünüyor ama ben yine de hangisinin endekslendiği kelime sayısı daha fazla olduğunu görmek için ne yapıyorum? Buradan keyword'e basıyorum ve Cerebro'ya geçiyorum. Burada da aynı şekilde yapacağım. Keyword'e bastım ve bir daha keyword'e basıyorum. Şimdi Mikafen'e baktığımızda Mikafen burada totalde 1725 kelimeden endekslenmiş arkadaşlar. 1725 endekslendiği bu Mikafen'in kelimesi mevcut. Tommy Timpey'e geldiğimizde Tommy Timpey'in gördüğünüz gibi 2445 kelimesi var endekslendi. Yani en çok şu an endeksli kelime Tommy Timpey'de. Diğer markaya baktık. Yosof markasında ise totalde 1500 kelime var. O zaman burada yapılacak şey belli. Biz Tommy Timpey'den devam ediyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken şey ise arkadaşlar
buradan Scribbles'a geçmek. Şimdi Scribbles ne? Scribbles bizim liste hazırlarken kullandığımız çok güzel bir Helium 10'in tool'u. Bunu nasıl geçeceğiz? Bundan da bahsedeyim. Bunun için Frankenstein'e geçmemiz lazım. Onlardan şimdi bahsediyorum arkadaşlar. Fakat benim oluşturacağım başlıktaki kelimelerin en çok aranan kelimeler olması lazım değil mi? Yani ben burada 2400 kelime üzerinden bir seçim yapamam maalesef. O zaman ne yapmam lazım? Bunları filtrelemem lazım. Bir filtreden geçirmem lazım. Burada search volume'e ne yapıyorum? Örneğin 500 diyorum. Yani Helium 10'e şunu diyorum. Aranma hacmi 500'ün altında olan kelimeleri bana gösterme. Apply filters diyorum ve buradan tekrar filtreleniyor. Buradan düzeltip search volume'üne göre, yani aranma hacmine göre bir sıralama yapıyorum ve ondan sonra karşıma 131 kelime çıkıyor. 131 kelime iyi mi? İyi arkadaşlar. İdeal. Bu 200 olur, 250 de olur ama artık çok daha fazlasını abartmamak lazım. Ve de buradan sonra export data diyorum. Bunları nereye alıyorum? Frankenstein'e alıyorum. Frankenstein bizim kelimelerimizi düzenlememize yarayan bir tool yine aynı şekilde. Buraya ben istediğim bazı aranma hacmi yüksek kelimeleri ekleyebiliyorum, çıkartabiliyorum. Burası da çok güzel bir tool ama şu an ben vakit kaybetmemek için direkt burada kelimeleri alacağım ve sağ tarafa atacağım. Daha sonra Scribbles'a geçeceğim. İşte Scribbles bizim dediğim biraz önce Helium 10'in çok güzel bir aracı. Buradan satış yapacağım pazarı seçiyorum ve İngiltere'ye geliyorum. Apply diyorum. Apply dedikten sonra da benim karşıma renklendirilmiş bir şekilde kelimelerin sıralaması geliyor. Bu renkler peki ne? Bu renkler aranma hacmi arkadaşlar. Burada sadece words dediğimiz kelimeler bir kelime. Burada da phrases kelime öbekleri, yani 2, 3, 4 ya da kelime grubundan oluşan burada kelime öbekleri var. Şimdi buraya baktığımda 111 tane phrase, 86 tane de normal kelime var. Word var yani. Kırmızılar en çok aranma hacmine sahip olanlar. Turuncular ondan daha az aranma hacmine sahip olanlar da. Yeşiller de turunculara göre daha az aranma hacmine sahip olanlar arkadaşlar. Bunların hatta tek tek girip bakabilirsiniz. Yani sınırının kaç olduğunu. Örneğin Baby Gifts mesela. Baby Gifts'e gelelim. Baby Gifts burada. Örneğin mesela 6800. Örneğin şöyle bir sonuç çıkarmış bize Helium 10. 6800 üstünü kırmızı renk, 6800 altını turuncu renk diye yapmış. Ve de böyle devam ediyor. Yeşil renkte bu şekilde belli bir ayrılan yer var. Dediğim gibi hacim sıralamasına göre bunlar yazılıyor. Şimdi başlığımızı oluşturacağız. Başlığımızı oluştururken ilk önce ne yapmamız lazım? Tabii ki de markamızın ismini yazmamız lazım. Yani ben buraya Murat yazabilirim örneğin. Tabii seçeceğiniz markanın ismi de daha önce kullanılmış bir marka ismi olacak. Bunların hepsini eğitimlerimizde çok detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Şimdi markamızın başlığını yazdık ve artık geldik endeksleneceğimiz kelimeleri buraya düzgün bir şekilde yazmayan. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada bakın gördüğünüz gibi bizim ürünümüzün ismi neyse aslında oralardan ilerleyeceğiz. Bakın bizim ürün ismi aslında Baby Sleeping Bag diye geçiyormuş. Yani burada en çok aranan kelime Baby Sleeping Bag. Benim bunu aslında ilk önce direkt olarak yazmam lazım. Baby Sleeping Bag. Baby Sleep Bag diye yazmıştım ben. Fakat aslında en çok aranan buymuş. Daha sonra geldim ve devam ediyorum buradan tabii ki. Arkadaşlar burada rakiplerinizden biraz kopya çekebilirsiniz. Yani rakipleriniz neler yazmış, hangi kelimeleri kullanmış, hangi kelimeler endekslenmiş. Bunları bir güzelce sıralamamız gerek. Burada örneğin Baby Sleeping Bag yazmış. Bakın burada rakibimiz gördüğünüz gibi For Newborns mesela. The Original Grow Bag, Swaddle Bag, Keep Healthy Design vesaire diye gitmiş böyle. Koton olduğundan vesaire bahsetmiş. 03 mount yani 0 ve 3 aylık olduğundan vesaire her şeyden güzel güzel bahsetmiş burada. Baby Sleep Bag. Bakın bu arkadaş Baby Sleep Bag kullanmış mesela. Bu Baby Sleeping Bag kelimesinde maalesef ki endekslenmeyecek. O yüzden burada bir hata yapılmış. Fakat biz o hataya tabii ki de düşmüyoruz derken hayır, hata yapmamış arkadaş. Burada Baby Sleeping Bag'i yazmış. Fakat bakın ben mesela burada Baby Sleeping Bag de var, Baby Sleep Bag de var. Ben bunu tekrardan yazmam. Buraya ing koyarım. Baby Sleeping Bag yazarım. Bu Baby Sleep Bag'i de aynı zamanda kapsamış olur. O yüzden burada gereksiz bir kelime kullanımı var. Yani şu iki kelimeden bu Baby Sleep Bag baştaki gereksiz. Buraya ing ekleyip burayı silerim ve kapsamış olur zaten. Bir taşta iki kuş vurmuş olurum. Yani hem Baby Sleeping Bag'i hem de Baby Sleep Bag'i kapsamış olur bu. Daha sonra Wearable Blanket with Durable Zipper and Removable Sleeves, Baby Blanket for Newborn vesaire diye gidiyor bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde Baby Sleeping Bag demiş. Devam etmiş daha sonra. Ama çok kısa başlık. Burada 200 karakter yazma hakkımız var arkadaşlar. Karakterleri virgüller, boşluklar da dahil. O yüzden bu 200 karakterin 200'ünü de dolduracağız mutlaka diyorum. Ve yine aynı şekilde arkadaşların yaptıkları, oluşturdukları listeler devam ediyor arkadaşlar. Ben yine buradan inceleyeceğim biraz ve arkadaşlar ne yapmış? Bunlara göre tekrardan bir değerlendirme yapacağız. Şimdi mesela ben Tommy Timpey'nin listesini beğendiğim için Tommy Timpey'yi örneğimi kopyalayayım.
Don't Be Timpy'yi kopyaladıktan sonra Scribbles'a geleyim ve şurada bir yazayım. Bakalım burada hangi kelimeler kırmızı, hangi kelimeler diğer renklerle yazılmış. Mesela Swaddleback. Swaddleback arama hacmi olan bir kelime, bu yazılmış. İşte Hip Health mesela, Design. Bunların hiçbirinin arama hacmi yok. O yüzden aslında bunlar arama hacmi olan kelimeleri yazdıktan sonra, eğer ürünümüzü çok net bir şekilde ayıran, tanıtan bir kelime grubu, kelime öbeği varsa onları buraya yazmak lazım. Dedim ve aslında burada benim için bir örnek var. Bir örnek elimde kalsın. Ben tekrardan arama hacmi yüksek olan kelimeleri ilk önce bir yazmaya çalışayım arkadaşlar. Buradan o kelimeleri çekelim. Mesela Baby Essentials for Newborn. Yani bu çok geniş bir kelime, çok kapsamlı bir kelime. Yeni doğan bebekler için temel eşyalar diyor burada. Yani burada birçok ürün buraya koyulabilir. O yüzden Newborn Essentials da aynı şekilde. Yeni doğan bebeklerin temel eşyaları. Bunu biz yazmamız lazım. Bunu nereye yazarız? Search term'lere yazarız. Onları da göstereceğim. Listeyi oluştururken. Tom Bittin'in zaten marka. The Originals aynı şekilde. Baby Born diye gidiyor. Baby Back. Mesela Baby Back bizde var. Örneğin Baby de var. Back de var. O yüzden bunu yazmaya gerek yok. Baby Nest bizimle alakalı bir ürün değil. Baby Clothes olabilir. Baby clothes yazabilir. Baby clothing aynı şekilde. Mesela bunlar ileride mutlaka yazılacak. Ben bunları hatta not alıyorum. Baby clothing. Baby clothing. Bunlar kenarda kalsın. Bunları zaman geldiğinde kullanacağız. Sleeping bag baby. Mesela sleeping bag baby kesinlikle olabilir. Sleeping bag baby. Niye ben sleeping bag baby tercih ediyorum? Çünkü arkadaşlar sleeping bag var. Ama bunun arkasında baby yok. Ben buraya virgülü koydum. Virgülü koyduktan sonra endekslemem biter arkadaşlar. O yüzden ben virgülü koyana kadar endeksleyebildiğim kadar kelimeyi endeksleyeceğim burada. Fakat şöyle bir durum da var. Şimdi bazı kişiler burada tire kullanmayı tercih ediyor. Arkadaşlar tire kullanmak bize fazla karakter götürülmesine sebep olabiliyor. Tamam, göze bazen hoş gelebiliyor ama mesela ben ne yaptım burada? Örneğin tire kullanacağım. Ne yapıyorum? Hani şuraları silelim bir. Şimdi bu kelimede tire kullanacaksam boşluk, tire, boşluk yazmam lazım değil mi? Ne oldu? Burada 3 karakter gitti. Fakat ben buradan virgül boşluk koyduğum an ne oldu? 2 karakter gitti. Bu şekilde mesela buraya 4-5 tane tire koyarsam ne olur? 4-5 tane fazladan karakterim gitmiş olur. Buraya ben belki 5 harflik bir kelime yazabilirim. O yüzden bunları bence değerlendirmek lazım. Başlığımız önemli. Diyorum ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Newborn Baby Essential mesela, bunlar da aynı şekilde. Buradan bakalım. Baby Sleeping Bag'ler. Yani burada benim anlatmaya çalıştığım aslında size olayın tamamen mantığı. Yani burada spesifik olarak benim bir başlık oluşturmama, mükemmel başlık oluşturmama gerek yok. Burada mantığı anlayın. Artık diğerleri biraz daha teferruat. Newborn Baby Clothes mesela, Sleeping Bag Kids. Sleeping Bag Kit de mesela bence olmalı. Sleeping Bag Kit. Mesela ben buraya şunu aslında yazabilirim. Baby Sleeping Bag for Newborns and Kids. Çok güzel olur. Ben burada ne yaptım? Sleeping Bag'i de aldım. Sleeping Bag Newborn'u da aldım. Sleeping Bag Kids'i de aldım. Aslında şu Sleeping Bag Kids var ya arkadaşlar, bunları ben aslında almış oldum şu an. O yüzden eğer ki yazma ihtiyacınız varsa bu şekilde arka arka yazın. Ama ilk cümlenizde olabildiğince burada dar tutmaya çalışın arkadaşlar. Burayı çok geniş yapmayın. Çünkü insanların okuyacağı ilk cümle burası. İlk cümle her zaman olabildiğince dar olmaya, net olmaya, ürünü tam anlatan bir kelime olmaya özen gösterilecek arkadaşlar. Bu durum bu şekilde. Diyorum ve yine devam ediyorum. Burada 6-8 aylıklar olanlar var. Burada artık ürünümüzün çeşidine göre neyse, siz 6-8 aylık mı satıyorsunuz yoksa 0 işte 3 ay arası mı satıyorsunuz, ne satıyorsanız ya da 2-3 yaş mı, ona göre buraya yazmamız lazım. Diyorum ve devam ediyorum tekrardan. Genel olarak baby sleeping bag ve sleeping bag baby üzerinden durum ilerliyor arkadaşlar. Mesela ben burada o zaman sleeping her türlü yazılacak buraya. Sleeping bag baby. Baby her türlü yazacağım buradan. Ve ilk cümleyi bir tamamlayalım arkadaşlar. İlk cümle tamam diyecek kıvama bir gelelim. Burada baby sleeping bag for newborns and kids diyeceğim ama bizim ürünümüz kaç yaşa tekabül ediyor? Yani bunu da mutlaka yazmamız lazım. Bunu bence ilk önceki kısma mutlaka yazmamız gerekiyor. Burada 2,5 vesaire yazılmış. Ondan sonra burada da aynı şekilde. Mesela biz de bunu yazalım. Bizim de ürünümüz bu şekildeyse. Bunu da buraya yazalım. Ve ondan sonra İlk cümleyi bitirmiş olalım arkadaşlar. TOG 24 yazanlar da var. Bunu da aynı şekilde ekleyebiliriz ileride ama dediğim gibi ilk önce bir şurayı bitirelim. İlk kısım bitti. İkinci kısımdan devam ediyoruz. Şimdi benim burayı bir düzenlemem lazım. Bu baby clothes ya da baby clothing. Şimdi hangisi daha fazla arama hacmine sahip? Baby clothing'i burada direkt görüyorum arkadaşlar. Baby clothing arama hacmi daha yüksek baby clothes'tan. Hatta şuradan da yardım alabiliriz. Bakın mesela baby yazdıktan sonra benim karşıma bir sürü arama hacmi yüksek olan bir sürü ürün çıktı. Bakın baby born mesela, baby born kelimesi kesinlikle bence yazılmalı. Baby born clothing, yani doğan bebeklerin kıyafetleri vesaire gibi.
Ondan sonra buradan Baby Nest yazıyor. Bizim ürünümüzle onunla alakası yok. Clothes, clothing vesaire devam ediyor. Mesela benim burada hem clothing'i hem de clothes'u mutlaka yazmam gerekiyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Mesela buraya bir virgül açacağımız zaman ileride Baby Clothes diye devam ederim. Çünkü burada clothing'i zaten yazmıştım. Clothing ise clothes'da olmak zorunda. Yine ben Baby'ye geldikten sonra buradan bakıyorum. Neler yazabilirim? Baby girl, girl boy mesela. Bunları da yazabiliriz. Örneğin baby girl, boy. Mesela unisex ürünler. Bunları da aynı şekilde yazıp devam edebiliriz. Daha anlam kaymaması olması için de baby born, girl, boy, clothing gibi. Aslında anlam kaymamasından anlatmaya çalıştığım şu arkadaşlar. Hem gramer yapısı olarak hem de ahenk olarak, yani hem cohesion hem de coherence olarak bizim bunları doğru bir şekilde yazmamız gerekiyor. Hem okunduğunda böyle çok saçma bir şey çıkmayacak ama endekslenme açısından da burada aranma hacmi olan, yüksek olan kelimelerin hepsini burada tek tek yazacağız arkadaşlar. Bunu daha fazla uzatmıyorum. Mantığını kavradığınızı düşünerek devam ediyorum arkadaşlar. Bu sabaha kadar uzar. Her üründe farklı gösterir. O yüzden buradaki mantığı kavradık ve buradan devam edeceğiz. Aynı şekilde son kez şu alttaki listelerden, diğer listelerden, rakiplerden de yardım alabiliriz dedik ve başlığımızı oluşturduk arkadaşlar. Başlığımızı oluşturduktan sonra yapmamız gereken şey fotoğraflar. Fotoğraflar çok önemli. Fotoğraflarda özgün içerikler kullanmalıyız. Özellikle kapak fotoğrafımızda mutlaka ürünün kullanım şekli görülmeli. Yani ben bu şekilde bir fotoğraf olacağını şunları kesinlikle tercih ederim. Yani bebeğin üstünde nasıl duruyor, nasıl görünüyor vesaire şöyle. Ben bu fotoğrafları gerçek hayatta bebeğin nasıl kullanacağını kesinlikle görmesini isterim. Şu fotoğraf çok güzel. Bence buradaki en güzel fotoğraf bu. Yani bu biraz arkadaşlar çok basit duruyor ama şu şekilde kullanılan fotoğraflar bence gayet güzel. Şu örneği şuradan anlayabiliriz. Mesela son zamanlarda kıyafetlere baktığınızda hep manken üzerinde görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnternette alışveriş yapacağınızda. Bebekte niye farklı ki? Bebekte de bebek manken üzerinden görüyorsun. O yüzden mutlaka ürünümüzün kapak fotoğrafını nasıl kullanılacağınızı bir şekilde ibare etmemiz gerekiyor. Dedim ve kapak fotoğrafını bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu arada fotoğrafı nasıl yapacağız? Fotoğrafı yapmanız için de arkadaşlar kullanacağınız birçok yöntem var. Ürünleri kendinize numune olarak Çin'den getirtebilirsiniz ya da üretim yerinizden neresiyse artık bunu profesyonel bir fotoğrafçıyla çekip daha sonra üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz. Ya da Çin'de ya da ürün alacağınız ülkede artık neresiyse orada Photoshop işleriyle uğraşan, profesyonel fotoğrafçılık yapan bir arkadaş bulursunuz ya da Fiverr'dan vesaire. Onlarla çalışırsınız. Dediğim gibi birçok yöntem var. Ve de devam edelim. Artık kapak fotoğrafımız zaten nasıl olduğunu anladık. Bu arada kapak fotoğrafının maksimum %80'i, ürün %20'si beyaz bir arka plan olmak zorunda arkadaşlar. Bunları geçemezsiniz diyorum ve devam ediyorum. Geçenler var ama bu dediğim gibi Amazon politikalarını desteklediği bir durum değil. İkinci fotoğraf ölçüm fotoğrafı olmak zorunda arkadaşlar. Yani ürün kaç santim? Bunları mutlaka görülmesi gerekiyor. Bunu yazan var mı? Aslında burada yazıyor. Size guide diyor arkadaşlar. Aynen öyle. Mesela yükseklik 71 santimmiş small ürün için. Medium için 81 santimmiş ama ben tüm ölçülerin verildiği bir fotoğrafın çok çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ürününüz ne olsa olsun arkadaşlar mutlaka ölçülerin verilmesi gerekiyor. Aynen bu da aynı şekilde arkadaşlarımız burada vermiş. Çok detaylı bir şekilde anlatmış. Bu güzel bir fotoğraf. Bu fotoğrafın normalde ikinci fotoğraf olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar alacak kişinin ne aldığını mutlaka biliyor olması lazım. Ne alacağını bileceği için de bunun iadelerin önüne geçmek için bunların müşterinin en rahat bir şekilde, en açık bir şekilde göreceği yer neresiyse oralara yerleştireceğiz. Bunlar da tabii ki de bu başlık olur, fotoğrafların ikinci fotoğrafı olur, bullet point'in ilk maddesi olur, description'ın ilk maddesi olur. Yani ilk önce müşterinin bunu mutlaka görmesi lazım diyorum. İkinci fotoğrafı da anladığımıza göre üçüncü fotoğrafa geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü fotoğrafta da bizim ürünümüzün özelliklerini anlattığımız fotoğrafın olması gerekiyor. Ürünün özelliğini anlattığımız mesela şu fotoğraf güzel. Bu da mesela ürünün özelliğini anlatan bir, yani fermuarlı olduğunu anlatan bir fotoğraf ama ben burada daha fazla özellik yazılmasını tercih ederdim açıkçası. Çünkü burada iki yönlü fermuar var demiş, güzel. İşte bunun koton olduğunu söylerdim. Su geçirmez olduğunu söylerdim. Ama aynı zamanda hava aldığını söylerdim. Böyle kare 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 fotoğraflar yapardım ve özelliklerini anlatırdım. Bu şekilde özellik fotoğrafını yaparız. Dördüncü fotoğrafımız lifestyle fotoğraflar. Yani gerçek hayattan kesitler sunan fotoğraf. Bu da aslında bir tam lifestyle fotoğraf. Mesela bunu şu kısmı çıkartıp normalde bu ürünün altında güzel bir yazı yazarak da kullanabilirdim. Ama bunu bu şekilde kullanmış. Lifestyle fotoğraflarda dediğim gibi ürünün fotoğrafını gerçek hayatta nasıl kullandığımızı ibare eden, anlatan, bunları portreleyen fotoğraflar arkadaşlar. Beşinci fotoğraf ours, others. Burada güzel bir örnek vardı. Why choose Yosof diyor mesela. Yosof markasını niye seçiyoruz? Çünkü iki tane fermuar var. Diğerlerinde bir tane fermuar var. İşte bununla mesela dikişinde gördüğünüz gibi quilted saving vesaire. Hani kat daha fazla kullanılmış bir dikiş var diyor. Burada dikiş yok diyor. Ondan sonra hidden zipper for skin protection diyor. Cilt korunması için
saklanılmış fermuarlar var diyor. Ama burada no protective layer diyor. Herhangi bir şekilde koruyan bir katman yok diyor yani vücudu. O yüzden arkadaşlar bu da bizim 5. fotoğrafımız. 6. fotoğrafımız ise kullanım alanları. Bunları kimler kullanabilir? Mesela dediğim gibi işte 3-5 aylık, 6-7 aylık işte kız çocukları, erkek çocukları. İşte bahçede kullanılır, evin içinde kullanılır, gezmeye giderken kullanılır vesaire vesaire gibi kullanım alanlarını buradan yazarız. 7. fotoğrafta ise ürünün farklı açılardan fotoğraflarını gösteririz. Mesela bakalım bu ürünün farklı açılardan fotoğraf var mı? Var. Bu da mesela güzel. Bu da renklerini yazmış. Ve aynı şekilde ürünün diğer açılardan farklı görsellerini görebiliyoruz. Bu da güzel arkadaşlar. 7. fotoğrafta bu şekilde. Artık bundan sonra sizin biraz yaratıcılığınıza kalmış. Mesela 2. özellik fotoğrafını koyabilirsiniz. Ürününüzün çok fazla özelliği vesaire varsa. Ve fotoğraflarda genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra güzel bir fotoğraf yapmış olursunuz. Photoshop'ları mutlaka kullanmanız gerek. Ve de bence fotoğraflardaki en önemli konu bir uyum arkadaşlar. Uyum olacak. Yani uyum nasıl olacak? Sizin bir tema renginiz olacak. Bakın bu güzel bir örnek örneğin. Burada arkadaşlar mesela sarı tonlarını kullanmış değil mi? Burada turuncuyu kullanmış. Burada biraz da sarı tonları, altın rengi tonları kullanılmış. Ama bakın buradan aynı şekilde yazılar turuncu. Burada da yazılar turuncu, arka taraf sarı. Yani bu tema kullanılacak arkadaşlar. Mesela burada çerçeveleri sarı yapmış, ara geçişleri sarı yapmış. Yani böyle güzel, tatlı, hoş bir renk temanız mutlaka olmak zorunda arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra fotoğraf konusunu anlıyoruz. Ardından About This Item konusuna geldik. About This Item konusunda da buralar bullet pointler. Bullet pointler arkadaşlar burada sizin maksimum 400 karakter kullanacağınız paragraflar. 5 tane paragraf buraya yazabilirsiniz. Buradaki paragraflarda sizin için en önemli unsurlar başlıklar ilk önce arkadaşlar. Yani burada bakın burada önem sırasına göre ürününüzü en önemli özelliği neyse onları sıra sıra önem sırasına göre 1, 2, 3, 4. paragraflara yazacaksınız arkadaşlar. Mesela bu arkadaşa göre en önemli özelliğini %100 doğal pamuk olduğu bunu buraya yazmış. Ondan sonra en çok vurgulamak istediği özelliği neymiş? 2.5 TOG Baby Sleeping Bag olması. Yani bu yorgan kalınlığı arkadaşlar. Yorgan kalınlığının da fazla olması. Örneğin bu bence birinci özellik olarak hatta yazılabilir. Çünkü önemli bir detay. Bununla aynı şekilde başlığını yazmış. Daha sonra ample space for active babies. Yani hareket alanı var bebekler için. Boşluklar var diye bunu yazmış. Zipper protection. Sonra fermuar koruması. Ve easy to wash and durable demiş. Yani yıkaması kolay ve dayanıklı bir ürün demiş arkadaşlar. Ve ardından da bu başlığın içeriğini yazmaya başlamış. Başlığın içeriğini burada güzel bir şekilde anlatmış yazılarla. Dediğim gibi burası totalde en fazla 400 karakter yazabileceğiniz bir kısım. Ve bu başlıkların arkasında mesela şu başlık kısımları büyük harflerle yapılabilir. Kenarlarına kalın parantezler eklenebilir. Bu arkadaşlar bu şekilde yazmış. Kalın parantez eklemiş ama büyük harfle yapmamış hepsini. Bence yazabilir dikkat çekmek için. Burada bazen emoji de kullanabiliyor ama emoji Amazon'un desteklediği bir şey değil. Emoji kullanmayacağız. Ben bu şekilde Amazon'un aykırı olduğu politikaları çok yapma taraftarı değilim arkadaşlar. Ve de burada aynı şekilde ürün özelliklerini anlatmış. Yani şimdi siz şunu diyebilirsiniz. Hocam bir sıfırdan mı yazacağız? Hayır arkadaşlar bunları sıfırdan yazmayacağız. Çünkü biz bir metin yazarı değiliz arkadaşlar. Bunları yapmak için hem metin yazarı olmak gerekiyor hem de ürünle alakalı çok detaylı şeyler bilmek gerekiyor. Eğer ki biz bir üreticiysek, ürün hakkında çok detay bilebiliyorsak, ürünün ön planına çıkarmamız gereken özelliklerini iyi biliyorsak bunları tabii ki de İngilizceye döküp buralarda yazarız ama tabii ki de ürün hakkında her şeyi bileceğiz. Yani biz ürünün satıcısıysak ürün hakkında bilmediğimiz hiçbir şey olmayacak ama hani bunu güzel ve iyi cümlelerle seçilmiş bir paragrafa dökmek kolay olmayabilir. O yüzden isterseniz yapabilirsiniz ama bu arada Fiverr'la vesaire de çalışabilirsiniz. Fiverr'da bir yoğunlukta da bunları yapan kişiler bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde bizim yaptığımız olay şu oluyor. Örneğin ben bu cümlede ne yapmış oluyorum? %100 natural cotton mesela. Ben bunu yazan mutlaka başkaları da vardı diye tahmin ediyorum örneğin. Bakalım natural cotton'la alakalı bir yazı yazan var mı? Bakın mesela TOG ile varmış mesela. 3.5 TOG kalınlığı olan mesela pure cotton diyor. Görüyorsunuz değil mi? Super soft pure cotton. Bulduk. Ondan sonra TOG yazan da var. Onu da bulduk. Diğerlerine bakalım hadi. Burada da aynı şekilde 2.0 TOG. Görüyorsunuz Jersey cotton. Yani aslında herkes aynı başlıkları, aynı maddeleri kullanıyor. O zaman ben ne yaparım? Buradan beğendiğim bir cümleyi alırım. Bunda biraz değişiklikler yaparım. Mesela the sleeping bag for babies is loving made from luxury jersey cotton. Ben burada örneğin şu cümlede mesela bazı değişiklikler yaparım. This sleeping bag değil mesela. İşte Murat sleeping, işte Murat baby sleeping bags for babies and kids or toddlers derim mesela. Is loving ne? Made from
Luxury Jersey Cotton. Mesela ben Premium Cotton derim örneğin buraya. Yani aslında değiştirebileceğim çok şey var. Cümlenin temelini alırım ama onun üzerine oynamalar yapa yapa buradan bir cümle, buradan bir cümle, işte buradan bir cümle vesaire böyle giderim arkadaşlar. Bunları değiştirerek kendime özgün bir içerik çıkarmış ve fikir de almış olurum. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Bullet pointleri de aynen böyle yazacağız. Rakiplerimizden inceleyerek, onları değiştirerek, kendimizden bir şeyler katarak tabii ki güzel bir sonuç burada çıkartabiliriz. En son alt tarafa geldik, description kısmına. Description kısmında ise arkadaşlar biz düz yazılar yazacağız. Bunun için ben hemen bir liste bulacağım. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. Buraya bu şekilde madde madde fakat daha tertipli, daha düzenli bir şekilde bir liste oluşturacağız. Bu listeyi oluştururken dikkat etmemiz gereken konular şunlar arkadaşlar. İlk önce 5 tane cümle madde yazacağız bu ürünle alakalı. Yani mesela hatta bunu da yapalım bir yerden. Boş bir sheet açalım. Örneğin buradaki 5 tane cümleyi ben aldım. Burası 5 diye farz edelim ve ondan sonra 5 tane böyle bullet point gibi madde madde birer cümlelik kısımları buraya yapıştıracağız. Ardından alt tarafa geldik ve de burada artık ürün özelliklerini yazmaya başlayacağız. Ürünün özelliği örneğin nedir? Bakın size'larını yazmış. Buraya ben size'larını yazarım sırasıyla. Bu kısım size'ları olur. Ardından alt tarafa geçtiğimde ürünün teknik özelliklerini yazdığım kısım olur. Bir alt paragrafına geçelim. Orada da hangi yaş gruplarına hitap ettiğini vesaire anlatım kısım olur. Bir alt tarafına geçelim. Uyarılarımı, bu ürünün işte 60 derece üstünde yıkanmayacağını vesaire söylerim. Ya dikkat edecek başka bir husus varsa onları belirtirim. Ondan sonra da bu şekilde 1500 karakter içine yazmış bir şekilde description'ı oluştururum. Fakat arkadaşlar dikkat edecek bir husus var. Description oluştururken aynen bu şekilde paragraf halinde yazmıyoruz. Mesela bunu bullet point'e paragraf paragraf yazacağız. Zaten bunu birazdan göstereceğim. Ama description bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Description'ı biz her zaman ne yapacağız? HTML koduyla yazacağız. Bunun için HTML Cleaner diye bir sistemimiz mevcut. HTML Cleaner'a girdikten sonra biz buradaki metnimizi kopyalayacağız arkadaşlar. HTML Cleaner'a geleceğiz. Buna disable diyeceğiz. Burayı sileceğiz. Sildikten sonra bunu yazacağız. Kendimizin bullet point description kısımlarımızı, yazılarımızı ve ondan sonra da sağ taraftan bunu kopyalayıp description'a yapıştıracağız. Şimdi bunların nasıl yapıldığını tek tek size göstereceğim. Seller Central üzerinden arkadaşlar. Seller Central'a girelim. Amazon UK'ye. Arkadaşlar burada ilk yapmamız gereken katalog kısmından Add Products'a gelmek. Add Products'a geldikten sonra alt tarafta I am adding a product not sold on Amazon kısmına tıklıyoruz. Yani sıfırdan bir ürün oluşturur gibi ürün oluşturuyoruz arkadaşlar. Fakat burada Amazon bize karşımıza sol tarafta 3 tane attributes kısmı çıkartıyor. Burası önemli. Bu attributes kısmında recommended, Amazon'un bize şu an önerdiği kısımlar, zorunlu bilgiler required olarak geçer. O attributes'te tüm boşluklar arkadaşlar. Burada tıklarsanız tüm boşlukları görebilirsiniz. Bunu birazdan zaten daha net bir şekilde göstereceksiniz. Biz recommended'ten ilerleyelim. Item name kısmı başlığımız arkadaşlar. Biz buraya bir başlık oluşturmuştuk. O başlığı hatta şuradan hemen alabiliriz. Bu başlığı aldıktan sonra buraya yapıştıracağız ve select product type'a geldiniz arkadaşlar. Select product type geldiğinde ise burası kategorimiz. Biz hangi kategoriden ürünü listeleyeceksek oradan devam ediyoruz. Şimdi buradan ben baktığımda bu ürünler en çok hangi kategoriden listelenmiş? Bunları bir inceleyelim. Bu ürünlerimiz Sweddles kısmından. Birisi Sweddles örneğin. Diğerini de bakalım. Bakalım nerelerden girmişler. İkinci bir ürüne geldiğimizde bu bakalım nereden girmiş. Baby Wearable Blanket. İlginç. Tamam. Alt tarafa geldik. Sweddles. Yani Sweddles olması en mantıklısı burada açık konuşmak gerekirse. Burada da Sweddles. Aynı öyle. Tommy Timpey'e geldiğimizde Tommy Timpey de büyük ihtimalle Sweddles'tan girmiştir. Baby Blankets'ten Sweddles'tan girmiş. Ben o zaman buraya Sweddles yazıyorum. Yani şuradan alalım burayı. Sweddles yazacağım ve de ondan sonra şu kategori kısmına Sweddles yazıyorum. Sweddles yazdıktan sonra Amazon benim karşıma önerdiği kategorileri çıkartıyor. Burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane kategori var. Ben buradan benim için uygulanan hangisi ise onu seçeceğim. Buradan Sweddles'a tıkladığımda alt kategorilerini bana Amazon gösteriyor. Baby Product, Nursery Bedding ve Sweddles. Bakalım Baby Product, Nursery Bedding, Blankets and Sweddles. Evet bu arkadaşlar bizim kategorimiz bu. Buradan ben Sweddles'ı seçiyorum. Ve ondan sonra Amazon bana muafiyet ya da barkod soruyor. İşte arkadaşlar burası çok 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 önemli. Eğer ki JIT'in muafiyetiyle ya da barkod satın almak, uğraşmak istemiyorsak, Amazon'a hızlı bir giriş yapmak istiyorsak markasız olarak da ürünümüzü listeleyebiliriz. Buna generic deniyor arkadaşlar. Ben burada kutucuğa "This product doesn't have a brand name" kısmına tıkladığımda gördüğünüz gibi bu generic olacak zaten. Generic olacağı için ben buradan direkt next deyip hızlı bir şekilde isim yaparım. Fakat bunun bir dezavantajı var.
Arkadaşlar listenize diğer satıcılar rahatlıkla girebilir. Bunu engelleyemezsiniz. Fakat YouTube'a attığımız proje ürünümüzün 4. seri videosunda arkadaşlar ben jenerik olan listemizi markalı bir listeye döndürmüştüm. Bunun için biraz uğraşmıştım. Onu da anlatıyorum. Hani bir ihtimal ama dediğim gibi bunlarla uğraşmak istemiyorsanız baştan hemen kendi markamıza muafiyet alarak ilerlememiz önemli arkadaşlar. Muafiyeti aldık diyelim. Buraya markamızı yazdık ve Identity Product ID dedik. Daha sonra Next diyoruz. Next dedikten sonra karşımıza bu Product Description Bullet Point ve fotoğraf yeri geliyor arkadaşlar. Product Description, şimdi bundan bahsedelim. Hemen buraya HTML Cleaner yazalım. Karşımıza bu sayfa geldi. Buradan kopyalıyoruz. Sol tarafa bunu aldık arkadaşlar. Sağ tarafta yazan kısmı alıyorum. Bunu Description kısmına yazıyorum arkadaşlar. Description'a geldim buradan. Product Description kısmına yazdım. Bu şekilde HTML kodlu olarak yazılacak. Buraya neler yazarsanız sol tarafa o kodlar farklı şekilde yazacak. Burada mesela burayı kalın yazabiliriz. Örneğin italik yazabiliriz. İtalik yazmayı çok tavsiye etmem. Buradaki mesela başlıkları biz kalın yazıyoruz genellikle. Onu da şu şekilde anlatayım. Örneğin burada description başlığı yazmaya gerek yok zaten. Örneğin package include yazısını buraya yazacağız. Package include deriz. Ondan sonra buraya artık koyu yaparız. Ürün ne içeriyorsa onları böyle madde madde. İşte 1 çarpı swaddle, 2 çarpı blanket diyebiliriz. Şu an tamamen örnek veriyorum. Bir paketin içinde neler çıkacağını bu şekilde tek tek anlatabiliriz. 3 çarpı bir şey vesaire diye package include kısmını yazarız. Ardından product features yazarız buraya. Ürünün özelliklerini yine anlatacağımız kısım. Buraya da iki nokta yaptım. Ürün özelliklerini buraya madde 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 vesaire yazarım. Ondan sonra dimensions kısmına gelirim. Buradan dimensions'ı da koyu yazarım ve ürünün ölçülerini yazarım. Buraya mesela ağırlığını da aynı şekilde. Ondan sonra friendly reminder derim ve buraya da benim eklemek istediğim not, uyarı bir şey varsa hani 60 derecenin üstüne yıkamayın gibi bir uyarım varsa onu da buraya devam ederek yazarım arkadaşlar. Ve de bu şekilde description kısmını tamamlamış oluruz. Buraya kopyalarız. Biraz önce gösterdiğim gibi buraya yapıştırırız ve description kısmınız aynı bu sol tarafta yazdığınız gibi paragraf paragraf görünür. Ardından bullet pointler. Buraya bakın arkadaşlar, demiştim ya size en fazla 400 karakter yazacağımız ya. Burası normalde 450 karakter ama ben 400 karakter diye söylüyorum. Çünkü bu arayı çok da uzatmamak lazım. Yani buraya uzun uzun insanların okumayacağı paragraflar yazmamak lazım. 400 karakter civarı iyidir. 380-400 bu oranları yakalamak lazım. Belki 410. Diyoruz ve ilk paragrafı buraya yazıyoruz. O başlık vesaire kısmından daha sonra ikincisi buraya, üçüncüsü buraya, dört buraya. Beş buraya arkadaşlar. Daha da bu arttırılıyor ama gerek var mı? Yok bence. Başlıkları dediğimiz gibi kalın parantezlerle ve başlıkların önem sırasındaki o ilk kısmı capital word'lerle yani büyük harflerle yazacağız. Ondan sonra da sıra sıra bu şekilde inecek. Daha sonra da resimlerimizi yükleyeceğiz arkadaşlar. Bu upload kısmına tıkladığımızda buradan sıra sıra resimleri yükleyebiliriz. Resimleri yükledikten sonra oklarla yerlerini de değiştirebiliriz. Ondan sonra ya da mesela toplu olarak fotoğraf yükleyeceğiz. Örneğin bir dosyanın içinde şu upload multiple files diyoruz ve hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Hepsini seçtikten sonra buraya 7'si de 8'i de bir anda yükleniyor. Ondan sonra kendimiz içine değişiklik de yapabiliriz. Bu kısım bu şekilde. Daha sonra doldurmak zorunda olduğumuz bu recommended kısım var diye. Recommended'den required kısmı da aynı şekilde. Bakın buralar zaten değişmeyecek. Recommended'den yine devam ediyoruz. Product details kısmına geldiğimizde burada bizi bazı bilgiler karşılıyor arkadaşlar. Model number kısmına bizi mesela şöyle yaparsanız ben kendim burada isim vereceksiniz. Murat Swaddle burada. Örneğin 5 dersiniz. Rakam verirsiniz bu şekilde. Manufacturer'a burada Murat yazacağız. Kendi isminizi yazacaksınız. Buraları doldurabilirsiniz arkadaşlar. Mesela special feature diyor. Dishwasher safe mi? Evet, ben mesela dishwasher safe diyebilirim. Ya da waterproof, water resistant. Bunları ekleyebilirsiniz aynı şekilde daha. Ürününüzün özellikleri neyse bunları yazmanızı tavsiye ederim. Bakın durable, dayanıklı vesaire. Bunlar lightweight, hafif. Ondan sonra bunlar hep listenize görünecek şeyler arkadaşlar. Breathable, hava alır. Ondan sonra başka ekleyelim. Customizable yani üzerinde değişiklik yapılabilir gibi gibi. Ondan sonra style var burada. Style işte 2.5 tok mesela, bu bizim için önemliydi. Bunları doldurmak zorundayız. Bakın burada kırmızıları doldurmak zorundayız ama güzel bir şekilde görünmesi için bunları yazmak bence lazım. İşte male, female, unisex. Bizimki hem kız hem erkek çocukları olduğu için unisex diyoruz örneğin. İşte age range diyor mesela. Baby diyoruz buraya. Mesela burada başka şeyler de var. Kategoriler de var. Material diyor. Material nedir? Bunu mesela ne yazarız? İşte koton deriz buradan. Koton blend deriz mesela. Ondan sonra biraz polyester varsa polyester deriz ama tabii onu mesela wool deriz örneğin. Vesaire böyle devam ederiz. Bakın burada example'ı da fabric type'ını yazmış. %60 koton, %40 polyester gibi. Ya biz buraya ürünümüzün ham maddesi ne kadarsa bunları yazarız aynı şekilde.
number of items dediği, yani bir paketin içinden kaç tane ürün parçası çıkıyor. Örneğin siz bir kutuda bundle'larla beraber 5 parça mı ürün çıkartıyorsunuz? 5 parça mı ürün çıkacak? Buraya 5 yazarsınız ve devam edersiniz arkadaşlar. Buraya da %60, %90 yazalım hatta. %90 koton, %10 polyester diyelim hatta buraya da. %10 polyester. Item type name. Buraya da aynı şekilde Murat Swaddle 5'i yazabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Water resistant level. Bunları artık kırmızıları dolduracağım sadece. Buraları okur ve kendi ürününüze göre doldurursunuz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Mesela her üründe bu şekilde çıkmıyor. Her ürün grubunu, her alt kategoriye göre doldurmanız gereken ekstra bilgiler de değişkenlik gösteriyor. Zorunlu bilgiler de değişkenlik gösteriyor. O yüzden buralar değişik arkadaşlar. Buraların standartları yok. Burada sizin seçtiğiniz kategori, alt kategori neyse ona göre dolduracaksınız. Buraları color diyor. Color mesela buraya kendi benim color mesela rengim yazmıyor. Ondan sonra buraya mix color derim örneğin. Mixed color. Mesela benim burada seçemiyorum bunu. Karışık renkler var derim ya da bu renkler bana önerdiği renkler yok. Bu şekilde yazarım. Part number buraya da aynı şekilde 05 yazarım arkadaşlar. Part number. Burada 05 nereden geliyor? Buradan geliyor. Devam ediyorum. Buralara kendi belirlediğiniz rastgele rakamları yazabilirsiniz. Ya da ürün grubunuzdaki rakamlar neyse onları karıştırmamak için yazabilirsiniz. Power plug. Bizim power plug'ımız yok. O yüzden no plug diyoruz. Devam ediyorum. Başka zorunlu verdiği bilgi var. Bakın çok fazla bilgi var. Bunların hepsini yazmak lazım. Technical details kısmında. Yani şurada bunların hepsi görünecek arkadaşlar. Bakın technical details kısmında bakın breathable yazıyor. Hatta biraz önce gördüğünüz materyal vesaire de var. Hepsi burada görünecek. Burası ne kadar dolu olursa müşteri için o kadar çok bilgi vermiş oluruz. Item length head to toe. Yani baştan topuğa kadar kaç santim diyor? 20 santim diyelim örneğin. Burası bu arada sizin Amazon fiillerinizi etkilemeyecek arkadaşlar. Bakın item dimensions diyor. Item dimensions hiçbir zaman sizin fiillerinizi etkilemeyecek. Ne storage fiilinizi ne FBA fiilinizi hiçbir şey etkilemeyecek. Yani ürün mesela 10 metredir ama öyle bir katlanır ki belki 10 santime düşer. Şu an tamamen örnek veriyorum. Ama buraya ya ben 10 metre yazsam acaba sıkıntı olur mu diye düşünmeyin. Item dimension önemli değil dediğim gibi. Burayı müşteri görecek sadece. Ve buraya da 10 santim diyorum örneğin. Blanket form vesaire swaddle diyor. Ben buraya swaddle dedim ve ilerliyorum. Offer'a geldim. Şimdi offer'da contribution SKU kısım var. Contribution SKU kısmında arkadaşlar yapmamız gereken işlem buradaki ürünümüzün adı neyse mesela ona göre kendimize göre bir yazı ve rakam yazacağız buraya. Kendimiz kodlayacağız yani. Mesela ben buraya ne diyorum? Örneğin Murat Swaddle 1 diyorum örneğin. Veya Murat Swaddle pink diyorum. Mesela siz diğer renklerde de diğer renklerin artık sonlarında neyse onları pink, green, blue vesaire gibi yazılarını yazarsınız. Ben bu şekilde kodluyorum. Ya rakam da yazabilirsiniz. Fark etmez. Ürününüzü en iyi tanıtan kısım neyse onu yazmak lazım. Quantity arkadaşlar burası önemli değil. Zaten ben burayı FBA gönderim yaptığımda yani şuraya tıkladığımda şurada alt tarafa burası quantity gidecek hatta deneyelim. Your price kısmı. Your price kısmı da sizin belirlediğiniz fiyat neyse o. Ben 29.99 diyeyim örneğin ve devam ediyorum. Offering condition type new. Tabii ki de yeni ürün sıfır ürün sattığımız için her zaman new olacak. İşte burası sizin FBA fiinizi, sizin storage fiinizi vesaire etkileyecek olan kısım. Item package dimensions kısmı. Yani sizin kutunuzun uzunluğu. Bu uzunluk arkadaşlar dediğim gibi önemli. Burayı santim santimine doğru girmeniz gerekiyor. Eğer girmezseniz bile Amazon zaten ürünler depoya girdiğinde kendi ölçüyor ve kendi ölçtüğü değerleri buraya yazıyor arkadaşlar. O yüzden buraya ne kadar yanlış girerseniz girin. Sizin dediğiniz değil. Amazon'un ölçtüğü rakamlar burada girili olacak. Biz buraları yine dolduralım. 19 santim diyelim mesela buradan. Buraya da 12 diyelim. Item package height diyor. Buraya da 15 diyelim. Buraya da yine santim diyelim. Package weight'imiz de ağırlığımız da örneğin ne olsun? 0.80 olsun. 0.8 olsun. Burada kilo olsun. Buraya 800 gram yazabilirsiniz. Fark etmez. Number of boxes bir tane koli diyoruz. Ve de safe and compliance aşamasına geçiyorum. Country of origin nereden gönderiyorsunuz oradan yapıyoruz. Mecburen China yapacağız. Evet bu iyi değil ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazmak zorundayız. Türkiye'den gönderiyorsak Türkiye. Batarya var mı ürüne diyor. Hayır diyoruz. Dangerous good regulation diyor. Buraya not applicable diyorum. Yani bilinmiyor diyorum herhangi bir şekilde. Item weight yine itemle alakalı olduğu için ürünün kendi ağırlığı. Buraya da 700 gram diyelim. 0.7 diyelim. Buraya da kilogram diyelim. Ve şu description kısmında da birkaç tane yer boş kalmıştı. Ben burayı rastgele dolduruyorum şu an. Remove last diyorum. Şu alttakileri de kaldırıyorum. Herhangi bir fotoğrafta aslında koymama gerek yok burada. Diyorum ve ondan sonra alt taraftan submit dedikten sonra benim listem oluşacak arkadaşlar. Submit diyelim ve
bizim zorunlu bilgilerimizi doldurduğumuz kısımlarla beraber listemizi oluşturalım. Listing Summit diyor arkadaşlar. Listemizi oluşturduk. Bu saatten sonra artık yapacak işlem ürünler gidene kadar fotoğrafları ve listenin geri kalan eksik kısımlarını yazmak arkadaşlar. Peki biz varyasyonlu bir liste yapmak istiyoruz. Yani birden çok renk olacak. Peki bu şartlar altında nasıl liste oluşturacağız? Geri kalan kısımlar tamamen aynı. Bir tek başlangıçta bu variations kısmına yes diyoruz arkadaşlar. Yes dedikten sonra Amazon bize hangi tür varyasyon yapmamızı istediğimizi soruyor. Buradan hangi türünü istiyorsak, materyal var, size var, number of item var, voltaj bile var. Her şey var arkadaşlar. Ben buradan color'ı seçiyorum. Çünkü bizim renk varyasyonu olacağı için ve variations kısmı açılıyor. Diğer kısımlar tamamen yine aynı şekilde. Variations kısmı açıldıktan sonra ben buraya hangi renklerden varyasyon yapacaksam onları giriyorum. Örneğin birincisi blue olsun, add diyorum. İkincisi black olsun, buraya da add diyorum. Üçüncüsü yellow olsun. Dördüncüsü de green olsun. Bu şekilde 4 tane renk ekledim arkadaşlar. Yine SKO'larım aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi Murat Swaddle, buraya blue dedim. Bu şekilde burayı yaptım. External Product ID ve External Product ID Type kısımları boş kalacak arkadaşlar. Zaten buralar kırmızı görünmüyor gördüğünüz gibi. Ama normal şartlar altında siz eğer ki muafiyet almadıysanız ya da generic olarak girmiyorsanız buralar kırmızı görünecek. Buraya UPS numaralarınızı yazacaksınız. External Product ID Type kısımlarını boş bırakacağız arkadaşlar. Kırmızı görünmediği için. Offering Condition Type kısmına New diyoruz. Burası da fiyatlarımız, yani bizim satış yapacağımız fiyatlar. Bunu daha sonra değiştirebiliyoruz ama ben buraya şimdilik sadece öyle rakamlar gireceğim. Quantity kısmına da 0 yazıyoruz arkadaşlar. Burası göndereceğimiz ürün sayısıyla vesaire alakası olmayan bir kısım. O yüzden burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bu quantity kısmını boş bıraktıktan sonra varyasyonlu listeyi de bu şekilde oluşturacağız. Varyasyonlu listeyi yaptıktan sonra, yani bu şekilde dolduktan sonra submit diyoruz ve artık listemiz biraz önceki ekrandaki gibi oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi nasıl listeyi yaptıktan sonra üzerinde değişiklik yapacağız, bunu gösterelim. Listemiz aradan 10 dakika geçtikten sonra oluştu ve de üst tarafta zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda ben değişiklik yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım bu değişikliği? Sağ taraftan edit'e basacağım. Edit'e bastıktan sonra üzerinde değişiklik yaptığım kısım karşıma gelecek. Aynı ekran, tamamen aynı dashboard ve buradan ben yine istediğim gibi değiştirebilirim arkadaşlar. İstediğim gibi resimleri vesaire her şeyi değiştirebilirim. Sadece başlığı değiştiremem, UPS kodunu değiştiremem ama geri kalan her şeyi değiştirebiliyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Resimlerinizi vesaire buradan tekrardan ekleyip çıkarırsınız. Ve de bu şekilde artık Amazon'da nasıl liste yapılacağını çok detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıda bıraktığımız yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Danışmanlık veya eğitim konuları için bizleri aramak isterseniz 0142 471 9092 numaralı telefondan bizleri arayabilirsiniz ya da WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.